Kataraklar yaşlanma sürecimizin bir parçası olarak vücudumuzda en sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Katarak, aksu diye de tanımladığımız gözün önünde, göz içi merceğinde bir perde oluşumundan ibarettir. Bu perde farklı yaşlarda olmakla birlikte sıklıkla artık günümüzde 40 yaşından sonra ileri yaşlara kadar herhangi bir zaman diliminde çok sık karşılaştığımız ve bizi problem olarak her zaman görme açısından zaafa sokan bir sorundur. Katarakların tedavileri çeşitli olmakla birlikte, çeşitliliği şu anlamda söylüyorum, yani hastalarınıza kataraktınızı aldıktan sonra sadece uzağa göstermek, sadece uzağa göstermenin yanında astigmatizmayı düzeltmek veya uzak, yakın ve ara mesafeleri göstermek gibi ilave beceriler kazandırabilmekteyiz. Şimdi bu uygulamalarda özellikle uzak, yakın, ara mesafeyi gösterme konusu her hastada uygulaması mümkün olmayan bir tekniktir, teknolojidir. Bunların ancak belli bir araştırmadan sonra uygulanabilirliği vardır ve hasta popülasyonu olarak her 10 hastadan 3'ünde büyük bir güvenle yapabilirsiniz bu uygulamayı. Her hastaya uzak yakını gösteren, ara mesafeleri gösteren mercekler takmak mümkün değildir. Son zamanlarda kamuoyunda akıllı mercek kelimesi kullanılmaktadır. Camiada, tıp camiasında duyduğumuz bu kelime aslında gerçeği yansıtmıyor. Akıllı mercek diye bir mercek dünyada üretimde yoktur. Akıllı mercekler diye tanımlanan mercekleri üreten firmaların web sayfasında bile bu merceklerin bir aklından bahsedilmemektedir. O nedenle bu merceklere biz akıllı mercek yerine bazı insanlara uygulanabilen trifokal mercekler demeyi daha uygun görüyoruz. Bazı uygulamalar, teknolojik uygulamalar içerisinde, örneğin materyal hafızası olan uygulamalar var ama henüz insanlarda bu uygulamaların kullanımı yok mertebesindedir. O nedenle insanlarımıza katarak geliştiğinde bu farklı uygulamaları en iyi biçimde yapmak, bunun dışında başka faktörleri de gerektirmektedir. Aslında kamuoyunda katarak dediğiniz zaman hemen insanların aklına bu mercekler geliyor. Halbuki katarak ameliyatlarında bu merceklere girinceye kadar kataraktın standardını belirleyen çok daha önemli faktörler var. Ne gibi? Örneğin katarakt ameliyatlarında alınan ölçümlemeler, bu ölçümlemelerin insan gözüne uyarlanması navigasyon sistemleriyle, dijital navigasyon sistemleriyle yapıldığında bu bilgisayar teknolojilerinin bize sağladığı çok daha keskinlik içinde hareket etme imkanı vermektedir. Yine bu katarakt ameliyatlarını yaparken kullanılan lazer teknolojileri uygulamaların yine çok keskin sınırlarda kalmasına fırsat vermektedir. Daha da detaylara girecek olursak, kullanılacak bu ameliyatlarda viskoelastik dediğimiz malzemeler, bu ameliyat sırasında kullanılan irigasyon sıvıları ve bütün bu irigasyon sıvılarının uygulandığı FACO cihazları katarakt ameliyatlarının akıbetini belirleyen önemli faktörlerdir. Ve bu önemli faktörlerin de sonrasında da göze konacak merceğin en doğru yere konabilmesi sadece merceğin en iyi kalitede olmasıyla yeterli olmayan bir şeydir. Bu mercek eğer doğru yerde, doğru şekilde merkezlenmez ise hepimiz biliyoruz gözlüklerimizin odağı tuttu tutmadı diye mercekler de benzer biçimde tam gözümüzün görme aksıyla örtüşmediği takdirde bir sürü yakınmalarla çok iyi bir ameliyat gibi dahi görünse gözünüz, hastalarımız ortada dolaşabilmektedir. Katarak ameliyatları gördüğü gibi sadece bir mercek manzumesi değil,
bir sürü teknolojinin bir arada kullanıldığı çok özel ileri uygulamalardır. Ve bu uygulamalar için insanların gözleriyle ilgili çok önemli tetkikler yapmak, bu tetkikleri ilgili basamaklarda kullanmak ameliyatın başarısı için zorunludur.